Hepinize merhaba, ben Arden. Bugün yepyeni bir vlog videosuyla karşınızdayım. Daha önce oda vlogu yapmıştım, ev vlogu yapmıştım ama hiç forma vlogu yapmamıştım. Forma vlogu ne alaka falan diye olabilirsiniz şu anda. Ben de ilk duyduğumda şaşırmıştım, hani garip gelmişti. Canlı yayındaki kardeşlerimizden bazıları böyle bir video isteğinde bulundular. Sonra düşününce bana da mantıklı geldi. Hani ne formam var, hangi takımların forması elimde, hangi sezon formalarını satın almışım, bunu size şimdi göstereceğim arkadaşlar. Umarım eğlenirsiniz. Formalarım kendi odamda değil, hemen size şöyle formaların olduğu yere doğru götüreyim. Tüm formalar burada, gardırop odasında duruyor. Bakın burada tişörtlerim falan da var. Tüm benim formalarım, spor kıyafetlerim burada. Arada böyle forma olmayan spor kıyafetleri de var. Çoğu zaten Fenerbahçe forması. Biliyorsunuz ben Fenerliyim. Bunun dışında Avrupa takımlarının da birkaç tane forması var. Bunların hepsini size göstermek istiyorum yavaş yavaş. Sıradan başlayalım arkadaşlar. Şöyle şimdi burada bir okul forması var. Yani basket takımındaydım eskiden. Şöyle göstereyim. Eskiden basket takımındaydım. Arkasını yanlış isim yazmışlardı abi. Bak 31 numara Erden yazmışlardı. Bu orta sondaydı. Evet, orta son. Çok üzülmüştüm Erden yazdıklarında. Bu böyle bir forma. Basket forması Doğa Koleji. Sonra devam edelim. Bu sezon en son aldığım forma bu arkadaşlar. Son satın aldığım forma Fenerbahçe 2020-21 sezonu Gold Pelkas forması. Pelkas'ı çok seviyorum, bilenler bilir. Gerçekten çok seviyorum yani. Bak gol falan kaçırdı önceki maç ama ben hala çok seviyorum çünkü adamın kralı. Burada da formasını aldım. En iyi bu formayla oynadığını düşündüğüm için Gold forma aldım. Hani bir ara hep deplasmanda gol atıyordu ya Pelkas. O yüzden formayı aldım. 67 Mesut Özil forması. Bu formayı da Twitch yayınımızı izleyen kardeşlerimiz arasından İhsan bana hediye etmişti. İhsan'a da burada tekrardan teşekkür ediyorum. Özil ilk transfer olduğunda İhsan bunu bana hediye etmişti. Bir tane bu fitness'a giydiğim tişört bu araya karışmış. Real Madrid forması. Bu hangi sezondu ya? Ronaldo. Ronaldo'nun son sezonu olabilir sanki. Medium. Bana şu an birazcık küçük geliyor bu forma ama seviyorum yani. Real Madrid'in en böyle şekil formalarından biriydi bence. 17 mi 16 mı? Hangi seneydi neyse. Şöyle baktığımız zaman Fenerbahçe'nin çok eski formalarından biri. Küçükken dedemle halı sahaya top oynamaya çıkıyorduk. Orada bu formayla oynuyordum. Bakın 10 Arden yazıyor. Bu Alex'in çok iyi oynadığı sezonlardan biri ya. Bu 9-10 sezonu mu? Yüksek ihtimal öyle. Arkasında yazıyor mu acaba? Bakın burada da şöyle bir şey yazıyor. Bekle göstereceğim. Kalpleri fetheden renkler, işte bizim marşımız, Fenerbahçe marşının şeyi yazıyor. Güzel formaydı ya. Bak arkada Fenerbahçe detayı. Hoş. Bu forma hangi sezonun formasıydı unuttum arkadaşlar. Sanki 2010-11 sezonundan sonraki formaydı bu. Son sözümüz Fenerbahçe yazıyor arkada, bakın 9 Arden. Bu da bayağı güzel bir formaydı, bunu da çok seviyordum. Bu formayla bir de hani böyle üstünde göz olan bir forma vardı ya. O ikisi aynı sezon muydu sanki ya? O göz olan formayı da zaten şimdi göstereceğim. Evet, bakın burada da bu Ali Koç'un ilk sezonu. Artık hangi sezon olduğunu sayı olarak unuttum ama Ali Koç'un ilk sezonu. Slimali falan işte bu formayla oynamıştı. 10 Arden. Lanet, rezil bir sezondu ama forması fena değildi bence. Güzeldi. Böyle çubukluların az sayıda olması benim hoşuma gitmişti o zamanlar. Devam ediyorum. Ha bak, bu bahsettiğim forma işte az önce hani dedim ya. Gözlü forma diye. Bu gözlü forma o aynı sezon galiba. Son sözümüz Fenerbahçe yazıyordu yine. Bakın şurada Kanarya şeyi. 10 Arden ve abicim bak, son sözümüz Fenerbahçe, bu sefer burada yazıyor. Bu da bayağı güzel şekil formaydı ya. Ha ne diyorsun? Türk Telekom'un da son sponsorluklarından herhalde, forma sponsorluklarından Fenerbahçe'de. Sezonun başında aldığım bu yeni sezon 2020-21 forması. Burada ne yazıyor arkada? Sosa yazdırmıştım aynen. Sezon başında Sosa yazdırmıştım ki iyi ki Sosa yazdırmışım arkadaşlar. Sosa gerçekten çok iyi oynuyor ve çok klas bir topçu. Ben çok seviyorum Sosa'yı. Baba ya, öyle söylemişler. Adam baba yani. Devam edelim. Aa, beyaz forma. Bu beyaz forma hangi sezondu lan? 2016-17 miydi bu? Bu da güzel formaydı. Bu formayla kim oynamıştı? Fernandão falan oynuyordu galiba bu formayla. 110. yıl diyor. Tabii 2016-17 o zaman 110. yılsa. Bunun arkasında bir şey yazmıyor. Ama güzel formaydı. Devam edelim. Nani'nin geldiği sezon. Bu forma vardı bende. Fenerbahçe alternatif ikinci formasıydı. Bu deplasman formasıydı. Bakın 17 Nani yazdırmışım. Bu da 2016-17 galiba. Ya da bu ne olabilir? 14-15 olabilir. Neyse artık. Karıştı sezonlar arkadaşlar. Siz yorumlara doğrusunu yazarsınız isterseniz. Win-win kampanyasının özel olarak hazırlanan forma böyle.
imzalı, o dönemler Fenerbahçe'ye yardım için kampanya vardı biliyorsunuz. Ben de yardım etmek istemiştim. Klasik çubuklu forma, zaten kumaşından da anlamışsınızdır. Böyle kazak gibi, hani eski forma tarzı. Ha, bak burada babamın forması var arkadaşlar. Babamın Fenerbahçe forması var. O dönemler 2 yıldız. Aria sponsorluğu. Aria mı ne bu? Bir dakika tam bakalım. Aria, pardon. Şöyle görüyorsunuz, 12 Arman yazıyor arkada. Gayet güzel bir forma. Tam bir nostalji forması. Uzun kollu falan. Efsane. Çok seviyorum bu formayı. Şöyle uzaktan da göstereyim. İnanılmaz. Bu formayı görünce aklınıza hangi topçu geliyor? Benim Diego Ribas geliyor arkadaşlar. Diego bu formayla oynuyordu. Şöyle gösterelim. Arkasında bir şey yazmamışız ve abi çok şey olmuş ya. Arka Ülker. Bu forma bayağı pis lan. Allah kahretsin, bu formayı bir yıkamak lazım. Artık son Fenerbahçe forması arkadaşlar. Bu da kaleci forması. Ben Volkan Demirel'i çok seviyordum. Bak zaten küçük forma, bana olmuyor şu an. Hangi sezon olduğunu unuttum. 9 Arden diyor. Bu herhalde şey sezonu ya. 2012-13 sezonu olabilir. Bakın görüyorsunuz, maç yaparken sağda sarı kanaryalar, yine marşın devamı yazılmış. Çok güzel. Çok hoş bir forma ya. Ben çok seviyorum. O zamanlar Volkan'a inanılmaz hastaydım. Böyle bu formayı giyinip kalecilik yapıyordum. Dedeme şut çeker misin falan diyordum. Burada bu forma değil ama bu da böyle bir atletli bir şey işte. Bayağı eski. Yine de saklıyorum Fenerbahçe şeyi olduğu için. İyice Fenerbahçe videosuna döndü de arkadaşlar, şimdi Avrupa takımlarının şeyi geliyor. Evet, en son Adana Demirspor Rebuild'inde giyindiğim Inter formam. Inter formalarının renklerine hastayım. Orijinal bir forma değil ama olsun. Bakın orijinal olmadığını da şuradan anlayabilirsiniz. Ama yine de çok hoş, çok yakışıklı bir forma bence. Baksana abi, çok seviyorum. Evet, Inter formalarına bir ayrı hastayım. Burada orijinal Manchester United forması, çok eski ama yani eskiden çok daha ucuzdu biliyorsunuz formalar. O yüzden orijinal almıştım, zaten küçük. Orijinal. Bu Wayne Rooney'nin röveşata attığı sezon, inanılmaz bir sezondu. Çok seviyordum United'ı o zamanlar. Formasını almıştım. Paris Saint Germain forması. Bakın şöyle gösterelim. Neymar. Neymar'ın transfer olduğu sezondu bu. Yeni geldiği sezondu diye hatırlıyorum. 200 kaçtı? 220 milyon euro muydu? Unuttuk onun bol servisini. Paris Saint Germain forması böyle. Ama bence en kötü Paris formalarından biri. Mesela bu sezonki Paris formaları çok iyi ama bu çok kötüydü bence. Abi tabii ki Lionel Messi, babanın forması. Barça. Força Barça diyoruz. Leo Messi, çok seviyorum reisi. Onun da formasını tabii ki bulunduruyorum. Ya burada bir tane forma sitesi bana bunu göndermişti de, Cenk Tosun forması diye bana bunu kakalamışlardı. Zaten beleşe gelmişti videoda tanıtayım diye. Hatta hala videoları var YouTube'da, kanalımda. Abi bu Everton formasına benzer bir hali mi var bunun? Bak Cenk Tosun ilk transfer olduğunda Cenk Tosun forması istemiştim. Lanet olsun ya, hiç güzel değil. Neyse devam ediyorum. Burada böyle antrenman şeyleri var arkadaşlar. Şimdi çıkarmaya kasamıyorum. Fenerbahçe eskiden spor okuluna gidiyordum küçükken. Şöyle iki tane antrenman şeyi vardı. Tottenham forması. Bunu da videolardan görmüş olabilirsiniz. Tottenham bak böyle hani aşağı doğru fade olan şey olan forması. Kane, Harry Kane. Evet, bu da böyle güzel bir şey. Game Changers özel forması. FIFA 21 için bana özel olarak gönderilmişti. Türkiye'den yine başka insanlara da gönderildi Game Changers olan. Gayet güzel, çok şık bir forma. Bunu da nerede giymiştim? Bir tane Üç Revit'te giymiştim bu formayı. Hatırlayanlarınız olacaktır belki. Ve kendi kulübümüzün formaları arkadaşlar. Lisanslı Ardenzers formaları. Bilmeyeniniz yok zaten. Şampiyonluk klibinde de gösterdik. Bakın 10 Arden yazıyor arkada. Ama bu PES 2001 Üçlü Kavuşma Ligi ilk sezon formaları. Yeni sezonda biliyorsunuz farklı formalar yapmıştık. Onları bastırmadım. Onları yaptırmadım. Bu sezonun ilk formaları. Şöyle bir de tabii ki değişilmez bir formamız var abi. Yani bu sezonun başında bu formayı bastırdık ama her sezon Ardenzers takımı bu formayı giyer. 2020'den beri her sezon biz bu formayı giyiyoruz. Bizim klasik Ardenzers forması, siyah, üstünde desenli. En çok sevdiğim forma bu zaten arkadaşlar, Ardenzers formaları arasından. Gerçekten çok klas. Bunun şortu da var. Şortunu da isterseniz göstereyim. Yani çok da şey değil ama yine de gösterelim, dur. Bütün formalarım bu kadardı arkadaşlar. Aşırı fazla da formam yok çünkü biliyorsunuz çok pahalı. Ben böyle çakma almayı da çok sevmiyorum. O yüzden öyle. Evet, şort nerede şimdi benim şortum? Şortu bulana kadar bulamayacak mıyız? Sarı şortum nerede lan? Heh, şort burada bak. Bak bak, bu da o siyah formanın şortu arkadaşlar. Şöyle sapsarı güzel bir şort. Bak şurada da logo var. Şurada da logomuz var arkadaşlar. Gayet güzel.
Az kalsın bana TFF tarafından hediye gönderilen formaları göstermeyi unutuyordum. Gerçi bir tane videomuzda göstermiştim ama tekrardan göstereyim. O videoyu da izlemediyseniz, TFF vlogumuzu izlemediyseniz iyi butonuna bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Bir adet milli takım antrenman üstü var burada. Antrenman hırkası mı denir buna? Evet. Bir adet Nike. Tekrardan teşekkür ediyorum bu arada Türkiye Futbol Federasyonu'na. E-spor milli takım forması görüyorsunuz. Güncel A milli takım formamız. İnşallah bu formayla Euro'da güzel başarılara imza atacağız. Bakın böyle 10 Arden yazıyor arkasında. A yıldız milli takım formamız gerçekten çok hoş. Böyle sade formalar benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Onu belirteyim. Burada bir tane antrenman forması var milli takımımızın. Bir videoda giymiştim bu formayı. Beğenilmişti. Bence de hoş yani böyle antrenman forması için gayet güzel bir tasarım. Şurada eşofman altı var, şort var. Şöyle bir tane tişört var arkadaşlar. O tişörtü de göstereyim. Bakın böyle bir tane Türkiye yazılı Nike tişört var. Bu da gayet güzel. Rengi de böyle koyu kırmızı, hoş olmuş. Bir de arkadaşlar Turkcell sponsorluğundaki yaptığımız yayınlarda giydiğim tişörtlerden var. Bakın şöyle. Bunu canlı yayında giymiştim. Turkcell sponsorlu TFF yayınında giymiştim arkadaşlar. Az kalsın bu tarafı göstermeyi unutuyordum. İyi ki burayı da göstermiş oldum. Videonun kapanışını bu nostalji babamın formasıyla yapmak istedim arkadaşlar. Şu anda gerçekten çok hoşuma gitti bu forma. Şöyle de gösterelim tekrardan. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoda forma koleksiyonumu göstermek istedim. Yani çok da bir koleksiyon denemez ama İşte forma almayı seviyordum. Hala da seviyorum. Birazcık Türkiye'de olduğumuz için forma fiyatları pahalı olsa da bir şekilde en azından Fenerbahçe'nin formasını her sezon almaya çalışıyorum. Normalde Avrupa'daki takımların formalarına da bayılıyorum. Çok güzel formalar var. Ama işte arkadaşlar birazcık pahalı yani. Şimdi 400-500 lira da kimse vermek istemiyor formaya. Biraz da bunu söylememin sebebi farkındalık olsun diye. Yani fiyatların artık düşmesini istiyorum. Tabii ben söyledim diye ne kadar şey olur orası ayrı ama görüyorsunuz arkadaşlar gayet güzel nostalji formamız. Bir de aynanın karşısına geçelim. Abi bu forma inanılmaz bir şey yalnız ya. Bu çok inanılmaz hoş bir şey oldu yani. Bu ne oldu böyle? Şuna bak abi, şu formanın güzelliğine, tatlılığına bak. Saçımızı da şöyle düzeltelim arkadaşlar. Evet görüyorsunuz, böyle bir ortamda videomuzu bitiriyoruz. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek hoşça kalın Arden Papazyan ailesi.